Gençler merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kardeşim Okan var yanımda. Onun saçlarını keseceğim. Biraz fade kesim yapacağız. Aslında tam da fade değil, yanları yarımlayacağım. İnceden bir kat çıkacağız. Onu göstereceğim. Normalde ben hep yavaş kesiyorum. Hani öğrenin diye. Ama bugün bir değişiklik yapalım mı? Biraz böyle hızlı bir kesim yapayım mı? Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Şimdi gençler, hiç şey yapmıyorum, yarımı taktım. Siz de böyle kesebilirsiniz. İlk önce çok fazla yukarı çıkmadan şu mid fade aralığında normalde hep yavaş kesiyorum, bugün hızlı keseceğim. Bakalım bunda da öğrenebiliyorsunuz mu? Bakın buraya geldiğim zaman böyle yukarı doğru biraz kaldırıyorum makineyi. Burayı da böyle alarak. Mesela saç burada öne doğru çıkıyor. Köşeden böyle yukarı doğru kaldırarak alın. Bu sistemde. Bu arada biliyorum beni özlediniz. Bayağıdan beri 7-8 günden beri video çekmiyorum. Yazıyorsunuz da zaten. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi gençler böyle aldık yarımdan. Adem ver oğlum. Şimdi bunu buradan aldık. Yanları aldık. Ondan sonra şu, aha Adem düştü oğlum. Düştü, onu ver, düştü. Yapacak bir şey yok abi, düştü. Bak şeyin altına kaçtı lan. Bak şunun altında. Aha bak şurada. Hayattaki şansımız abi. Harbiden hayattaki şansımız ha. Nereye düştü? Bak orada gördün mü onu? Tam kablonun altında. İstersen yapamam. Vallahi yapamam. Yapacak bir şey yok oğlum. Dur ya. Hallederiz onu. Evet gençler, şimdi yarım aldık, ondan sonra 1/75 taktık, bunu aşağı doğru indiriyoruz. Şimdi buraya hafiften böyle bir kat çıkalım. Makineyi şöyle tutarak bak yukarı doğru kaldıra kaldıra köşelerinden. Böyle yaparak buraları güzelce ayarlıyoruz. Evet, burayı da böyle almış bulundum. Ondan sonra gençler, sonraki işlem bir numarayı takacağız. Sonra biri takılıp çengel kapalı. Adem şey nerede? Püskül. Heh, burada. Böyle temizlemeyi unutmayın gençler. Böyle aldıktan sonra. Ondan sonra makine çengel kapalı. Çok fazla yukarı çıkmadan bu şekilde yukarı doğru kat vereceğiz. Okan işler nasıl gidiyor? Başladınız mı? Başladık da sezon işte Haziran 15 gibi başlayacak abi. Haziran 15. İyi, iyi güzel. Yani şimdi yapalım. Şey, Aralık'ta Malatya'da Haziran soğuk. Sezonda yapamazsak o zaman daha daha Alaçatı'da başlamadı mı sezon? Evet yani Alaçatı'da ilk Temmuz ve Ağustos zaten. Valla. İlk şartımız ayrı. Gençler bakın bir numarayla böyle geçiyoruz.
Burayı da böyle geçtik. Ondan sonra bu makinenin ucunu çengeli az biraz kaldıracağız. Şöyle bir iki milim kadarcık. Ondan sonra buradaki izi kaydedeceğiz. Söyleyeceğim, bu kestiğin sert spili sadece kafa yapısına göre tabii, değil mi? Tabi ona göre olduk yok. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Malzeme bu, kafa bu. Halim Ustara bir şeyler yapıyor işte. Yani. Ayarlamaya çalışıyoruz. Kötüyorum onu falan yapmayın. Hani tamam biliyoruz, saçımız yok. Sen o alabiliriz. Halim Ustara o yok ya. Benim takipçilerimde anlayacağınız gibi öyle çok fazla kötü yorum yapan yok ya. Ya ne bileyim abi, hani şimdi olur da. Yok yok, yani genelde olmuyor. Yaşar, o kadının kalbini kırmayın. Ondan sonra böyle yarımış yapıyoruz. Çekiyoruz yukarı doğru. Çok fazla yukarı çıkmadan bakın. Şu bölümlerdeki kalan izler var ya. Buraya doğru hafiften bir kat veriyoruz. Yani makineyi kaldırarak. Adem abi, sen videoyu atacağım. Tamam. Tamam. Alttan mesela yorumları falan ben de göreceğim. Göreceksin. Evet. Ama şimdi hani çevremden birisi görecek ya da başka birisi görecek. Şimdi yorumlar. Tamam. Yorumlar lütfen güzel olsun yani. Dedim ya, malzeme bu. Adem abi sana. Oğlum evin içinden keşfettiğim güzel bir berberlerden birisin yani. İnşallah. Kendimi direkt sana Adem ver oğlum. Abi yap bir şeyler diyoruz ya. Malzeme böyle olunca sen de yapacak bir şey yok oğlum. Elden bu kadar geliyor. Gençler şimdi yani 1-2 sene tekrar yarımı takıyoruz. Burayı çengel aşağıda. Son işlem, bundan sonra buradakileri de hafiften makaslayacağız. Bir de şimdi çok merak ediyorum yani. Bu videoyu yapacağım. Kendimi tıraş olurken göreceğim falan. Ne be, bir de onu izleyeceğim. Bir de onu izleyeceğiz. Bir şey olmaz oğlum. Makinenin köşelerini kullanmayı unutmayın. Uçlarını şu şekilde. Buradaki izleri bu şekilde kaybedebiliriz. Ondan sonra tekrar bunu aşağı indirip bakın şuralar var ya, şuralardaki hafif izleri böyle minik minik dokunuşlarla buraları bu şekilde kaydedebilirsiniz. Evet gençler. Şimdi yanlar bayağı kısaldı, üstler de kısaldı. Yo, ben o izleri kaybettikten sonra üstleri fazla kısaltmamıza çok da öyle aman bir gerek kalmayacak ya. Gerçi şimdi gençler, şöyle bir ilk önce bir enseleri ayarlayalım. Sen telefonu ayarlasana mı dostum? Evet gençler, burayı da ayarladık. Ensenin keşelerini çizdik. Bir alan da seni izleyip mi abi? Arkadaşlar merhaba, tamam mı? Hoş geldiniz sana. Dur. Güzel. Şey yapalım, bir yandan da reklam yapalım. Dur oğlum. Evet gençler, burayı böyle hallettik. Şimdi gelelim makas için. Abi benim ince tarağım var. Halim King Kava. İnce tarağım var benim. Dur ben alırım. Okan bir dur oğlum ya. Bizi mahveden bir dur oğlum. Bak kafamız. Allah Allah. Dur abi, doğaçlama takılıyor işte ya. Al kardeşim, tamam.
Bir dur. Vax'ı anlatıyordun abi. Ben de Vax'la ilgili tamam, soru soracağım. Tamam lan, sen onu daha sonra izlersin. Vax'la ilgili soru soracaktım sana. Gençler şimdi buralara ayıracağız. Şimdi döken Vax. Pardon abi, bir makasınız çekiyor da saçımda. Okan bir dur oğlum. Abi yapacak bir şey yok. 10 dakikadır video çekiyorum. Şimdi böyle sabitte durmak istemiyorum. Gençler gördüğünüz gibi şöyle altlardan girerek ufak ufak şu altlardaki izleri kaybediyorum. En dipten girerek şöyle yukarı doğru tarağı kaldırarak böyle yapıyoruz. İzleri böyle kaybedeceksiniz. Son diplerde kalanlar var ya, onun için böyle ince tarakla üstünden geçip halledebilirsiniz. Sağ ol oğlum. Al Adem. Adem gizli kahraman ya. Herhalde. Gel gel. Sen de ustasın. Gençler böyle altlarda. Adem bugün seni bir kaldıracağım. Okan kafanı oynatma oğlum. Böyle altlardan kaldırarak yukarı doğru şu şekilde alabilirsiniz. Şu en diplerden. Gördüğünüz gibi böyle. Adem su. Şimdi Okan'ın bu köşelerine fazla girmiyoruz. Çünkü buraları zaten seyrek olduğu için burada saçı ayırıp oralar zaten olmadığı için. Aynen öyle. Seyrek olduğu için de yani direkt olmadığı için. Yok seyrek oğlum, olmadığı değil o. Olmasa hiç olmaz orada. Şimdi mesela şu altlardaki şu bölümlere çok dikkat edin alırken. Minik izler var ya. Tarak ve makas kombinasyonunu burada çok iyi ayarlamanız lazım ki hiç kaçırmamanız lazım. Şu altlarda bak çıkıyor mesela. Şöyle girdiğiniz zaman bakın. Şunları abi, bu şekilde yukarı doğru alarak bakın kayboldu. Gördünüz mü? İşte sizin normalde makasla izleri kaybetme şekliniz böyle olması lazım. Bu şekilde. Tekrar bakın mesela ne var? Şurası var. Şöyle girerek şuradan hafif yukarı doğru kaldırarak hafiften şu şekilde burayı buradaki izi kaybedebilirsiniz. Okan Bey su içecek. Bey de abi ya. Bey'e benzer halimiz var mı Allah için? Gençler kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın. Eşiniz, dostunuz, akrabanız herkese tavsiye edin. Lütfen. YouTube'u olan herkes abone olsun. İyi kötü yorumlarınızı her türlü bekliyorum. Evet, saç sıkıntı yok. Saç tıraşı olarak kötü yorumlar yapabilirsiniz de yani. Kendi şansıma, sana yok yani. Kendi şansıma ya da karar şimdi. Yapmayın yani. Ya da saç işte kafa tipimle. Evet gençler. Yanları alıp Okan üstlere elleyeyim mi oğlum? Abi bence ellemen lazım ön taraflar ama sen bilirsin. Aslında ön taraf hem çok kırık. Yani. Çok mu kırık bence? Sanki çok bir şey yok gibi duyuyor ama. Şöyle normal fırçayla. Bir hafif dur o zaman bekle. Hafiften bir geçeyim. Çok az kurutup böyle bir fırçayla bir denesin. Bekle. Tamam. Az bir alayım. Şu kadar alayım mı? Güzel mi? Bence yani, iyi. Şey çünkü o taraflar böyle öne doğru attığımda görüyorum kırık kırık oluyor ya. Normal. Ya saç telleri oralar daha az olduğu için.
Yapacak bir şey yok oğlum. Neye niye, neye kısmet. Abi de şu sakalına biraz versene ya. Gerçekten. Senin kafaya mı? Şeyden... Oğlum anasını tutmaz onun bir kere. Bir şey söyleyeceğim. Saç ekmeği de mesela kendi vücudundan alınıyor ya, sakaldan mı? Hayır. Saç ense kökünden alınıyor. Buradan alıyorlar. Yukarı doğru, yukarı dikiyorlar. Onu çoğaltıp ekiyorlar. Bir tane şampuan kullanıyorum, Sebamed'in. Tamam. Sebamed'in ürünleri güzeldir ama. Abi çok çok efsane ya gerçekten. Sebamed'in ürünleri gerçekten iyidir. Bir haftadır kötü değil yani. Bir haftadır kullanıyorum mesela, bazen hani evde sprey sıkıp çıkıyorum ya. Tamam. Düzeltip işte sprey sıkıyorum. Tamam. Hani sabit dursun diye. Abi bakıyorum saç pamuk gibi böyle, hani dökülme falan. Yapar. Bakın mesela buralar seyrek olduğu için şu bölüme fazla girmiyoruz. Çünkü orayı ön tarafa doğru alıyoruz saçını. Ama çok minik bir dokunuş yapacağız da buraya. Burası acayip uzun olduğu için sen şöyle evet, çekip şu fazlalığı böyle tık diye, normalde böyle bir saç gelirse size böyle alabilirsiniz. Bir önceki saç kesimimi de sen yapmıştın abi. Biliyorsun kısalttım aynı şekilde. Evet. Ama bu sefer de daha farklı bir şey denedim gibi. Yok, farklı bir şey denemedim. Yine aynısı. Farklı bir şey yapmadım. Yani şey mi diyorsun, bu kafa tipini olabilecek en güzel şey yaptın. Yani. Yani. Tamam. Bak, olabilecek bana arkadaşlar, ben kendimle dalga geçebiliyorum, sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok yani. Allah vergisi bir şey yani. İyi mi gülüm? İyi. Daha da fazla girmeyeceğim yani artık. Daha da yeter. Girme çünkü iki taraftan da açtın gibi. Ya açmadım işte. Dur ayarlayacağım. Açmadım zaten, oraların boş senin. Tamam, boş. Gençler, gördüğünüz gibi bizim modelimiz bu kadar. Ama tam bu kadar değil. Bana bir fırça verir misin? Bekle oğlum. Versin oğlum. Şimdi. Hı. Olayımız bu kadar. Okan, bak. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Vallahi artık yorumlarınızı bekliyoruz ama lütfen. Gül. Lütfen güzel yorumlar olsun. Olur mu? Bay bay. Teşekkür ederiz.